Zombie Apocalypse. Merhaba dostlar, ArchGamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Sikruat Online videosu göstereceğim arkadaşlar. Sikruat Online niye göstereceğim? Arkadaşlar, Game Gummy firması eSikruat yani Joymax'ten eSikruat'ın patentini aldı, yazılımını aldı ve Türkiye'ye açtılar arkadaşlar. Türkiye Siro diye geçiyor artık. TR Siro. Yani artık Sikruat oynamayı seven arkadaşlar eSiro'da değil de TR Siro'da başlayıp buradan devam edebilecek. Sik fiyatları da uygun. Oyunu yeni başlayan arkadaş çok fazla bunu gördüm. Sikruat'ı oynamayı seven olarak oyunu bilgimle birazcık yani çok bildiğim bir şey yok demeyeceğim ama çok bilmediğim bir şey de yok diyemeyeceğim. Çünkü oyun biliyorsunuz MMORPG oyunlar çok büyük oyunlardır. Ve sürekli yenilikler getirdikleri için de değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyun arkadaşlar MMORPG oyun. Şu an bu oyun 90 cap yani 90 level son. Oyunda arkadaşlar 52 ve onun altındaki itemların hepsini sun alabiliyorsunuz. Sun diyeceksiniz ne işe yarıyor? Sun arkadaşlar oyunda normal itemlarınızın içinde şöyle I'ya bastığımız zaman geliyor arkadaşlar envanterimiz. Normal giydiğimiz kıyafetlerimiz işte bunların seviyesini anlamak için degresinden anlarsınız size derece diye geçiyor Türkçesi. Zaten oyun tamamen Türkçe, İngilizce bile çeviremiyorsunuz. Çevirmeye de çalışmayın. Bu arada arkadaşlar Sikruat bilen arkadaşlar bu videoyu izlemese de olur. Çünkü yeni başlayan arkadaşlara bilgilendirme amaçlı videolar çekeceğiz. Onunla alakalı yani yanlış anlamayın. Onunla alakalı. Bizim karakterimizin giydiğimiz kıyafetler var normal. Bir de böyle özel hani çok zor düşen ve çok zor bulabileceğimiz bir de itemlar var. Her oyunda olduğu gibi. Yani mesela örnek vereyim Metin 2'de Dolunay gibi düşünün. İşte Knight Online'da Raptor gibi düşünün. Yani her bir MMORPG oyunlarda düşürebildiğimiz, zor düşürebildiğimiz itemlar var arkadaşlar. Bunlar kıyafetten, takıdan tutun silahınıza kadar. Hepsini bulabiliyorsunuz. Yerden düşürebilirsiniz. Birisi düşürür, onunla takas yaparsınız, bir şeyler yaparsınız. Arkadaşlar bu oyunda nasıl zevk alabilirsiniz? Başlangıç olarak sürekli bir seviye kasmanız gerekiyor. Şundan haber vereyim. Bu oyuna başlamak isteyen arkadaşlar kesinlikle bu oyun pay to win arkadaşlar. Yani para yatırmadan zevk alamazsınız. Nasıl mı? Oyuna şu an çok kalabalık serverlar. Oyuna giremiyorsunuz. Oyuna girebilmek için premium ihtiyacınız var. Premium satın aldınız. Devil almanız gerekiyor. Devil aldınız. Pet almanız gerekiyor. Pet, devil. Devil de bir nevi sizin atağınızı, saldırınızı güçlendiriyor. Oyunu bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Petiniz yerdeki itemları topluyor. Mesela bak şu adam gidiyor. Şu an gördüğünüz şu adam. Üzerinde prensesin kıyafeti var. Dress deniyor buna. Kıyafet almanız gerekiyor. Oyunu görüyorsunuz. Şu an çok yani kalabalık değil gibi gözükse de şu an oyunda 3 tane bölge var. O haritaların üstünde de bir sürü oyuncular var arkadaşlar. Ve bir sürü kasılmaya gitmiş slotlarda kasılan devasa acayip şekilde yani kafayı yersiniz. İlk başladığımda bile yani iğne atsan yere düşmez arkadaşlar. Mob kesecek mob bulamadık yani o derece. Şu an felaket bir yoğunluk var. Gelirseniz o bu videoları da izleyip bir şeyler elde edebilirsiniz, öğrenirsiniz ve bu oyuna devam edin, oynayın. Tabii ki dediğim gibi para yatırmadan keyif alamazsınız. Kesinlikle Premium Plus'ınızı almanız gerekiyor. Premium aldığınız Devil Pet arkadaşlar. Ondan sonra başka bir şeye ihtiyacınız yok. Ondan sonrası keyfi olarak almışsınız demektir. Arkadaşlar oyunda toplamda 4 klas var. Her birinin de farklı farklı özelliği var. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Skill'e basıyorum, S'ye bastığım zaman beceri geliyor. Arkadaşlar Beacon dediği kılıç ve kalkanın kullandığı skill'ler var. Hexul dediği mızrak ve glavyenin kullanıldığı silahlar var. Yani o skill'ler, o şeyler, özellikler var. Pigeon dediği okçu var arkadaşlar. Oyunda şu an baktığınız zaman 3 tane klas gözüküyor ama Pigeon 1, Hexul'da hem glavye hem spear var, etti 3. Beacon'da hem sword kalkan var hem blade kalkan var, etti 5 arkadaşlar. 5 tane özel karakterimiz var. Ben okçu oynuyorum, okçu klasını int okçu oynuyorum arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki bu int okçu ne işe yarıyor? Arkadaşlar oyunda 5 tane klas var ama bu 5 klasın içinde de ayrıca 2 adet daha klas var. Nasıl mı? Birisi psikal damage atan yani STR'nize C'ye bastım arkadaşlar. Şurada bak STR'nize verdiğiniz zaman hiçbiriniz artar, fiziksel saldırınız artar arkadaşlar. Tamam mı?
İnte verirseniz büyülü saldırınız artar. Peki büyülü saldırıyı biz nasıl vuruyoruz? Arkadaşlar seviye 30 levele geldiğinizde açtığınız forja skillerinden yani şuradaki güç skillerinden Lightning, Fire ve Cold sisteminde açtığınız tam şurada çıkıyor arkadaşlar. Şu arkadaşlar 30 level her birinin hem Fire'in hem Light'in hem de Cold'un skilleri var arkadaşlar. Yavaş yavaş açıyorsunuz. 60 levelde meteor atabiliyorsunuz. Hep alan skill'le vurabiliyorsunuz. Tekli skill'leri de var tabii ki. Daha fazla hasar atıyor. Yani PvE oynamayı seven arkadaşlar, hızlı kasayım ben diyen arkadaşlar, int karakteri açmasını tavsiye ederim. Velakin şöyle bir durum da var. Int karakteri de kasmak o kadar kolay değil. Çünkü HP barınız az olduğu için arkadaşlar, mana barınız da fazla olduğu için slotlara gittiğiniz zaman 1 ve 2 tane mob size saldırdığında hemen yatma ihtimaliniz var. Ölebiliyorsunuz. Öldüğünüz zaman XP kaybedebiliyorsunuz. Sürekli ölmeye devam ederseniz üstünüzdeki itemların da düşme ihtimali bile var. Yani arkadaşlar STR karakter psikal damage, magical damage vuran kadar fazla hasar atmasa da HP barının fazla olmasından dolayı yatmıyor ve sürekli slotta kalabilir. Exp kasabilirsiniz, sürekli item kasabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Peki diyelim ki ben sword açmak istiyorum. Arkadaşlar sword kullanırsanız sword ince kılıç. Şöyle yapalım. Ben size şöyle göstereyim. Şuradan her birinin silahının bir tane silahını alayım ki hani nasıl bir item'a benzediğini anlayın diye söylüyorum. Çünkü sword ince, blade kalın, işte spear ince, glaive kalın. Şuraya girdim. Mesela şuradan bir level sword'umu alayım. Bir level spear'ımı alayım. Bir level okumu alayım. Okumu aslında elimde var, ona gerek yok. Şimdi arkadaş şu an elimdeki okçu gördüğünüz gibi elinde ok silahı var. Ok atıyor. Yanında da bunu alıyorsunuz. Okun STR'sine STR verirseniz STR'den devam edersiniz. Yine buradan Cold Lightning Fire açarsınız. Silahınızdan Vision'ı geçersiniz. Burayı açarsınız arkadaşlar. Skill'ler bu şekilde. Ve arkadaşlar şöyle bir durum var. STR oynarsanız Nova'ları açmazsınız. Nova diye geçer ismi. Nuke attığımız yani o Nuke'yi vurduğumuz damage'in içindeki. Nuke atarsınız. Bu Nuke'leri ben yani STR açtıysanız nuke atmanıza gerek yok. O yüzden skill'lere vermenize hiç gerek yok. Boşu boşuna skill point'inizi harcamayın. Çünkü şu gördüğünüz beceri tecrübe puanı demiş. Normalde biz buna SP diyoruz. Bu SP'leri kaybettiğimiz zaman arkadaşlar yani kasması gerçekten zor. Level'e ne kadar kasmak şu an zor gelse de SP'yi kasmak ondan daha zor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani skill point'inizi hızlıca sağa sola dağıtmayın. Açabileceğiniz skill'leri şimdilik açın. Daha sonra kapatın. Mesela ben şu skill'i açtım. Çünkü WoW'da çok fazla skill yok arkadaşlar. Bu skill'i tekrar ben ilerleyen zamanlarda kapatacağım. İhtiyacım olduğu için şu an kullanıyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Yani birçok skill'in aslında kullanılmasına gerek olmayan şeyler var. Arkadaşlar diyelim ki şuradan yakınlaştırayım karakterimizin sağına soluna. Bu arada mouse'umuzun ön tuşuyla hareket ettiriyoruz istediğimiz yere. Sağ tuşuyla sağa basarak yapıyoruz bu arada. Yani bastım olmaz arkadaşlar bak basıyorum. Yani çok az minik minik dönüyor bak. Basıyorum yani üstüne tık 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 yapıyorum. Böyle böyle dönüyor. Rahat rahat şöyle döndürmek isterseniz sağa sola sağ tuşa uzunca basmanız gerekmektedir. Arkadaşlar elime şu an sizin için sword'umu alıyorum. Bir de kalkanımı. Arkadaşlar bakın ince bir kılıç gördünüz mü? Bu int karakterlerin kullandığı silah. Neden derseniz arkadaşlar fiziksel atak gücüne bakıyorsunuz 16'ya 18. Büyülü atak gücüne bakıyorsunuz 30'da 34. Şimdi bu Sword'a STR olan bir karakterinize Sword koyarsanız fiziksel atağı küçük olduğu için, büyülü atağı büyük olduğu için siz de STR olduğunuz için damage atamayacaksınız arkadaşlar. O yüzden her birine item yapmışlar. Bu itemları kafanıza göre koymayın, kafanıza göre almayın. Kalkan kullanan herkesinde aynı. Bir farkı yok. Size zaten tamamen savunma veriyor arkadaşlar. Mesela Blade'ime geçeyim. Bakın Blade biraz daha kalın. Blade STR. STR karakterlerimiz Blade oynaması gerekiyor. Diyelim ki Blade'imizi atalım. Spear. Şuradan bir Spear'imize geçelim. Arkadaşlar ince. Yani şöyle şuradaki tipine bakmayın. Böyle hani saçma sapan hilal gibi duruyor. Buradaki tipine bakmayın. İnce bak. Birazdan glaive'yi takacağım kalın. Spear olan karakterlerimiz arkadaşlar int karakterler yine. Yani Nova atmak, nuke atmak dediğimiz sistem. Magical damage vurmak isteyen arkadaşlar spear takmalı ki hasarınız daha çok fazla artsın. Glaive'ye geçiyorum. STR karakterlerinde giydiği bu tarz.
Yani isterseniz bu çok anlaşılmadı gibi oldu. Ben şuradan bir şey de deneyebilirim. Şu 16 levellikle 16 levelin glavesini alayım. Şu spear'imiz bakın ince. Anladınız mı? Bu glavemiz bakın kalın. Yani tipi kalın. Bittiği kısım yani kabzadan bittikten sonra kalan kısmı kalın. Kalınsa glavedir. Zaten üzerinde de yazıyor. Hani anlamayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Oyun tamamen Türkçe. Yani belki ufak tefek İngilizce olan yerler vardır ki onları da çözerseniz basit yani MMORPG oynayan oyuncuların %90'ı zaten İngilizce bilmiyorsa yani gelsin benim kapıma tükürsün abi. Arkadaşlar fiziksel atağımızın gücüne bakın. 83-101 büyülü atak gücüne bakıyoruz Glavia'nın. 94-110 yine fazla. Ama ilerleyen versiyonlarda zaten şöyle bir şey. Biz int'e vermediğimiz için büyülü damage zaten atamıyoruz arkadaşlar. Artmıyor. Çünkü C'ye basmıştık ya burada C'de. STR'ye verdiğimiz için bizim sürekli fiziksel saldırımız ve fiziksel savunmamızı arttırıyoruz. İnte verirsen sürekli büyülü saldırımızda büyülü savunmamızı arttırıyoruz arkadaşlar. O yüzden glaive takmışım takmamışım gibi düşünmeyin. Çok fark ediyor. İleriki şu an belki fark etmeyebilir ama ileride acayip şekilde fark ediyor arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyun hani başlangıç olarak çok fazla kafanızı şişirmek istemiyorum. Oyunda bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Onları anlatayım, kısa tutayım. Yavaş yavaş videolar gelsin arkadan. Oynamayı bilmeyen arkadaşlar da oyunu öğrenmiş olur. Arkadaşlar S'ye bastığımız zaman skillerimiz geliyor. Dediğim gibi Vision oynuyorsanız sadece Vision açıyorsunuz. Güçten de Fire veya Electric Cold ne istiyorsanız buna devam ediyorsunuz. Hexur'a geçtiniz. Yine Hexur'u açtınız. Vision tekrar açmıyorsunuz arkadaşlar. Veya Vision açmıyorsunuz. Glavye skillerinden gidecekseniz veya işte Spear skillerinden bunu açıyorsunuz, gücü açıyorsunuz. Beraberinde açmazsanız ne oluyor? Skill'e bir büyü hasarı vermezseniz eline yani yakma. Şöyle göstereyim size. Bastım elim yandı bakın arkadaşlar. Bu el yakmayı vermezseniz skill'e vurdunuz damage gitmez arkadaşlar. 1-1 vurursunuz veya işte yüksek modlarda 5-10 vurursunuz. Ama elimdeki o fire'ı yakarak vurursam 500, 600, 1000, 2000 artık levelinize göre bu artar. Arkadaşlar şimdi bir de iyileşme denilen bir skill kısmı var Forge. Force şu an oyunda çok fazla aranan karakterlerden biri oldu. Tavsiye ediyorum. İlerleyen zamanlarda 90 kepe kadar kasmak isteyen arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ya Blade ya da Glavye. Tamam mı arkadaşlar? Ya Blade ya Glavye açarak STR yapın ki yatmasın hesap. Bayağı bilmiyorum. Int yapsam da yatar mı yatmaz bilmiyorum. İyi bir set bir taktıktan sonra belki o da yatmaz. Force'da diyelim ki Spear'ı açtınız. Bak Force'da Spear'ı açtınız. Burada Force var. İyileştirmede. İyileşme yazıyormuş daha doğrusu. Silahta da Hexur'un skill'leri var arkadaşlar. Bunun ikisini beraber açtınız. Tamam mı? Bunu ikisini açtığınız için güçleri açamıyorsunuz. Ya gücü açacaksınız, bunu açmayacaksınız ya da Forge'u açacaksınız, bunu açmayacaksınız. Peki Force ne işe yarıyor? Arkadaşlar zehir siliyor. Bir nevi böyle garip bir şey. Böyle hımmele diyen karakterler olur yani. Bir şey deniyordu aklıma gelmedi anasını satayım. Neyse. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Force'da zehir silebiliyorsunuz. Takım arkadaşlarınıza HP basabiliyorsunuz. Takım arkadaşlarınız ölmesin diye bir alan atabiliyorsunuz. O alana hem yaratıklar saldırmıyor hem de o alanın içinde olan arkadaşlarınıza %20, %25, %30 bu seviyesine göre değişir. HP ve MP basımını arttırıyor arkadaşlar. Yani normalde bir HP 100 can basarken onun alanına girdiğiniz için 125 basıyor mesela. Anladınız mı? Bu arttırıyor. Ve şöyle bir durum var. Ayrıca ölen karakteri de kaldırabiliyor. O yüzden partiler deli gibi arıyor. Çünkü kanka sen şimdi öldüğün zaman şehre gitmen gerekiyor, geri gelmen gerekiyor. Böyle bir prosedürümüz var birincisi. İkincisi öldün 2 eksi kaybediyorsun. Seni arkadaşın kaldırırsa 1 eksi kaybediyorsun. Anladınız mı? O yüzden Force'u çok arıyorlar. Eğer oyuna yeni başlayan arkadaşlar varsa kesinlikle ve kesinlikle yani şimdi bunu izleyen arkadaşlar herkes Force açacak. Bu sefer Force'a ihtiyaç kalmayacak. Herkes Force olacak. Bir ihtimal öyle bir durum hissettim yani. Tabii ki sadece 90 kep olduğu için şimdilik mesela diyelim ki bir hesap açın sıfırdan oyunu yavaş yavaş öğrenen arkadaşlar için. Normal isterseniz ilk başta normal öğrenin ama oyuna para yatıracak arkadaşlar hani bu oyuna devam edecek arkadaşlar. Diyelim ki Force'u açtınız
Hesabı kastınız arkadaşlar. Sürekli partilere girdiniz. Partilerde sürekli yer bulabiliyorsunuz, girebiliyorsunuz. Girdiniz, devam ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ettiniz. Ne oldu? Hesap 60 oldu, 64 oldu, 70 oldu. 70 levele getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Hesabı ya 90'a da devam et ya da o hesabın skill'lerini değiştirirsiniz yavaş yavaş. Skill'lerini değiştirdiğiniz gün arkadaşlar STR'den devam ettiyseniz onu işte Blade veya STR Bow veya Glavye STR yapabilirsiniz. Veyahut da Int'ten devam ettiyseniz Forge'ye o şekilde yine nuke yaratarak skill'leri değiştirip kapatabiliyorsunuz. Yerine işte Int skill'lerini açarsanız Forge'yi kapatırsınız bir olmuş size bir char. Yani sıfırdan yapmanıza gerek kalmaz. Böyle bir durum var arkadaşlar. Haritamız şöyle göstereyim. Şu an oyuna ilk başlayan arkadaşlar direkt şu alanda başlayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Direkt şu alanda başlıyorsunuz. Birçok oyuncunun sorduğu bazı sıkıntılar var. Şöyle bir durum var. 1 ve 10 level arasındaki arkadaşlar dışarıda öldüğü zaman tekrar canlanabiliyor. 10 ile 20 level arasındaki arkadaşlar da öldüğü zaman arkadaşlar her şehirde var. Tamam mı? Bu adama geliyorsunuz. Her şehirde yok özür dilerim. Sadece jungle'da var diye biliyorum. Bu adama geliyorsunuz bak yanında teleport yazıyor. Bastığınız zaman ölünen yere hareket et dediğiniz zaman 20 levelin altında iseniz. Bir dakika. Bakın 20'nin üzerinde olduğundan kullanamazsınız. Yani 20 level, 10 level ne kadar olduğunuz yerde canlanabiliyorsunuz. Ondan sonra 11 level oldunuz ya. O zaman yerden kalkamıyorsunuz. Ne olacak? Şehre geldiniz. Geldiniz bu dayıya tıkladınız. Ölünen yere hareket et deyip öldüğünüz yere veyahut o anda orada bir return scroll yani geri dönüş scroll'u kullandıysanız da oraya ışınlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgi çok önemli. Lütfen videoları izlerken arkadaşlar atlayarak geçmeyin. Kesinlikle izleyin. Her bir bilgi çok önemli. Resmi size şöyle söyleyeyim. 2005 yılından beri ben bu oyunu oynuyorum. Son 5 yıldır doğrusu girmiyorum. Öyle söyleyeyim size. Oyun hayatımız Scroat'tan ibaretmiş gibi düşünebilirsiniz. Çok severdik. Gençliğimizde oynardık. O yüzden şu anki bilgimi size vereceğimiz şeyleri siz direkt kafanıza güzelce alırsanız, güzelce dinlerseniz arkadaşlar kimseye ihtiyacınız olmaz. Deli gibi pıt 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 yaparsınız kendiniz arkadaşlar. Buraya geldiniz. Jangan'dan gösteriyorum. Daha sonra Dohank'ten gösteririm arkadaşlar. Dohank'taki NPC'ler nedir, nelerdir? Mesela haritanın burasındanız. Şurada gördüğünüz kubbeli yer arkadaşlar ışınlanma yeri. Zaten mouse'unuzu getirdiğiniz zaman arkadaşlar böyle bir yuvarlak alan çıkıyor. Tıkladığınız zaman burada ışınlanma alanını seçim yaparken Dohank'a ışınlanabilirsiniz. Hemen şu karşıda gördüğünüz şu çantalı dayı ambar sorumlusu. Arkadaşlar oyun Türkçe yani üzerindeki yazıyı bile okursanız hemen yaparsınız. Depoyu kullan diyorum. Burada benim itemlarım var. Siz bu itemlarını koyabilirsiniz, alabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar item alırken tıklayıp üstüne buraya tıklayabilirsiniz. Veyahut item'ı hızlı almak isterseniz arkadaşlar alta basarsınız. Buradan sizin deponuza atar. Tamam mı arkadaşlar? Alta basıyorum. Depoma attım. Gördünüz mü? Bu kadar. Bunu satın alırken ve satın bir şeyleri satarken de kullanabilirsiniz. Hızlısı yani bu işi. Oyunda bir şey göstereceğim. Yere item düştü. Göremiyorsunuz. Ne düştü? Z'ye uzunca basarsanız bütün item yere düşen itemların isimlerini görürsünüz. V'ye de basarsanız arkadaşlar bak V. V'ye basıyorum. Tutuluyorum. Bıraktım. Yani bazen bir yere tıklamanız gerekir. Mesela şu adamın dibine tıklayacağım. Adama tıklıyorum. Bak adamın standına giriyorum. Yani satış yerine. Adama tıklıyorum. Satış yerine giriyorum. Ama V'ye bassam ve bu adamın olduğu yere tıklasam adamın dibine geldim arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani bu kasma yerlerinde de bazen lazım oluyor. Ben çok V'ye basarak alıştığım için sürekli V'ye basıyorum. Arkadaşlar bu ışınlanma orada ölüp kalkma yerimiz var. Şurada depo salonumuz var. Şurada potçumuz var. Buraya geliyorsunuz. Başlangıç siz ilk başlayan arkadaşlar için direkt bu HP recovery herb'lerden almanızı tavsiye ediyorum. Şunlara falan hiç başlamayın. Zaten alması dert, parası sıkıntı. O parayı kasana kadar ölürsünüz abi. Çok yorucu olur sizin için yani. O yüzden ilk alacağınız HP potu bu. Mana potu bu. Buradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Burası potçumuzdu. Şurada hemen bir ablamız var. Mücevhercimiz. Eğer ihtiyacınız olursa buradan mücevherler, aksesuarlar alabilirsiniz. Yani küpeniz, kolyeniz, yüzükleriniz. Gıdadan return scroll alabilirsiniz. Yani olduğunuz yerde hızlıca ben geri döneyim şehre falan diyorsanız şehre gitmek için. Bunları slot bölgesinde basıp şehre gidebilirsiniz. Ve içinde farklı farklı özellikler de var.
Çok oralara girmeyeceğim. Çünkü bizim seviyemiz az. Siz de oyunu bilmiyorsunuz. Gerek yok bu kadar bilginin içinde boğulmaya. Simya'ya girdiniz. Simya'da da koşma falan itemleri var. Ve elinizdeki silahları artı basmak için Lucky Powder denilen birkaç ürün var arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Çok fazla her şeyi göstermeyeceğim. Çünkü bilmenize gerek yok arkadaşlar. Daha ileriki versiyonlarda hem siz de öğrenirsiniz araştıra araştıra hem de isteyen olursa videonun altına yorumlarda belirtsin arkadaşlar. Ona göre o videoları da çekelim. Buradan hemen bir demircimiz var. Demircimize tıklıyoruz. Demircimizde silahlarımız var. Üstüne gelin alırken dikkat edin. Yani yanlışlıkla diyelim ki 8 level'lik sword'u alayım derken blade'i almayın. Yan yana koydukları için biraz zor olabilir. Kalkan var arkadaşlar. Ve gıda dediğimiz okçuların kullandığı. CTRL ile bir şey satın alırken de arkadaşlar CTRL ile basarsanız item'ı şöyle üzerinizden alıp şuraya koymanıza gerek kalmaz. Mesela ben ne yapacağım? Oka ihtiyacım var. 250 ok almam için tıklayıp benim yerime tıklayıp 250 demem gerekiyor ki böyle uğraşasın. Ne gerek var? Tıkladım abi aldı bak. Tıkladım abi aldı. Tıkladım aldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya bu şekilde alabiliyorsunuz. Ayrıca şehirden geldiniz setiniz falan kırılmış olabilir. Üzerinde dayanıklılık yazar. 56 verim mesela. Demirci ustasında şurada arkadaşlar al sat onlar için silah diyor. Tıkladınız bak şurada onar denilen bir şey var. Ya buna basarsanız kendiniz tek tek bunları onarmanız gerekir. Zor bu iş. Hiç uğraşmayın. Tümünü onar derseniz de hepsini onarır arkadaşlar. Fıt bitti. Basit yani. Çok zor değil. Hızlı hızlı öğrenirsiniz bu oyunu. Zırh tüccarına da girdik. Burada zırh tüccarında kadın ve erkekler için kıyafet de var. Alırken dikkat edin. Ben karakterim bayan. Şimdi alırsam giyemez. Erkek çünkü. Peki buraya girdim. Cin, kadın. Karakterin içinde kıyafetlerimiz var. Bu arada arkadaşlar kıyafetlerden bahsetmedik. Kıyafet olarak ne giyeceksiniz? Arkadaşlar inciler normalde Jormunt giyiyor ama Jormunt'u şu an giymenizi tavsiye etmem. Çünkü Jormunt'un çok hem hafif hızlı koşuyorsunuz Jormunt. Yani Jormunt denilen item ne diye geçer? Bakayım Türkçesine ne yazmışlar ona. Girdim Çin kadın. Ne diye giymiş? Koruyucu giysi zırh lan abi. Ne anladık ki? Hepsi aynı kıyafet değil mi yani? İki tanesinin ismi kıyafet anlamında. Koruyucu da bilmiyorum. Garip bir şey koymuşlar. Yanlış olmuş biraz ama neyse. Giysi dediği kısım yani Jormunt denilen item arkadaşlar. Bak hatta üzerinde item çeşidi olarak da Jormunt yazıyor. Buna dikkat edin tamam mı? Jormunt'ları normalde arkadaşlar inciler de giyiyor, setereler de giyiyor ama incilerin normalde giymesini daha çok söylüyorlar. Çünkü sizin magical atağınızı arttırıyor o item giydiğiniz zaman. Ama şöyle bir durum var. İlk levellerde almanızı tavsiye etmiyorum. Sürekli yatarsınız, sürekli ölürsünüz. Projektör giyiyorsunuz abi. Oyunda şöyle bir şey var. Bir ağır zırhımız var, bir orta zırhımız var, bir de en hafif zırhımız var arkadaşlar. Yani armor giyerseniz çok yavaş koşacaksınız ama fiziksel savunmanız fazla artacak. Koruyucu yani projektöre gelirseniz ortası yani hem fiziksel savunmanızı hem büyülü savunmanızı ortalayacak. Jormunt giyerseniz sadece büyülü savunmanızı arttıracak, fiziksel savunmanız düşük olacak. Yani o yüzden diyorum ki en az arkadaşlar 42, 56, 64 o civarlar yani anladınız mı? Oralara gelene kadar projektör takın arkadaşlar. Daha sonra item olarak oynayacağınız karaktere göre artık belirlersiniz onu. Bakarsınız, araştırın dediğim gibi. Yani sadece bizim anlatmamızda olacak şeyler değil arkadaşlar. Zor yani hemen böyle pıt öğreneyim ağzıma düşsün lokma olmuyor arkadaşlar. Uğraşacağız. Burada da bir tane atçımız var arkadaşlar. Bu atçıdan da mesela bir level olan arkadaşlar. Aynen 10 level olmak gerekiyor. Atımı alayım arkadaşlar. Bastım aldım. Bastım. Bakın sağ tuşa tıklıyorsunuz bir şeyleri kullanacağınız zaman. Ve atım var. At biraz daha hızlı gidiyor. Ve mesela bir yerlerden bir yere giderken slotlu yaratıkların size vurmasını istemiyorsanız atınıza vuruyor. Atınız ilk ölüyor arkadaşlar. Hani atın da bir HP barı var. Yani hemen vurunca ölmüyor tabii ki de. Şurada da arkadaşlar tüccarlık müccarlık yani bu oyun Sikruat yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Sikruat'ın anlamı İpek yolu. Ticaretiyle ünlenmiş. Ticaret yapmayı seven, işte kervan götürmeyi seven arkadaşlar. TF, Hunter'ların savaşları falan böyle. Bunları seven arkadaşlar bu oyuna giren başladı yani. Yoksa hiçbir diğer oyunlarda bir özelliği yok yani baktığınız zaman arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar göstereceğim fazla şu an bir şey yok. Yavaş yavaş arka arkaya getireyim çünkü anlatıyorum anlatıyorum video çok uzun oldu. 25 dakikalık bir video çekmiş oldum. Isıttım, erittim, şöyle ettim, böyle ettim. Olsa olsa 20 dakikalık bir video. 20 dakikada bu videoları izleyip de bayılmanızı da istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.